Değerli katılımcılar, kıymetli misafirlerimiz, 9. KADEM Kadın Araştırmaları Kongresi, Sivil Toplum ve Kadın Başlıklı Kongremize hoş geldiniz tekrar. Aslında bu son oturum. Dolayısıyla günün yorgunluğu da hepinizde mevcut olduğunu düşünüyorum. O nedenle çok da fazla uzatmak istemiyorum ama öncelikle başlarken ben de dünyanın en ırkçı soykırımını gerçekleştiren, ırkçı bir Siyonist ideolojiye sahip olan İsrail'in yapmış olduğu soykırımı telin etmekle başlamak istiyorum. Ve Filistinlilerin vefat edenlerine, şehit edilenlerine Allah'tan rahmet diliyorum ki onlar zaten şehitler. Yaralılara, gazilere ve korkuyla bekleyen, belki endişeyle bekleyen, onurlarıyla mücadele eden çok değerli Filistin halkına da Allah yardımcıları olsun diyorum. Onların yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bununla başlamak istiyorum, müsaadeniz olursa. Bugün bu oturumda sivil toplum ve iletişim başlığını ele alacağız ve 3 değerli bildiri olacak. Aynı zamanda 5 değerli de aslında katkı sunan katılımcımız var. Biz sondan başlayalım dedik ve birinci olarak Esra Özdil Gümüş ve Fatma Zülal Özışık'tan feminizmin kapsayıcılığı bağlamında sivil toplumu değerlendirme KADEM örneği başlıklı bildiriyi dinleyeceğiz. Şunu belirtmek istiyorum, her katılımcımızın 15 dakikalık bir süresi olacak. İnşallah vaktimiz kalırsa da soruları alacağız. Şimdi Esra Özdil ve Fatma Zülal arkadaşlarımıza sözü bırakmak istiyorum. Buyurun. Bu sunumda bu sene 10. yılını dolduran KADEM hakkında bir literatür araştırması ortaya koymayı amaçladık. Kurulduğu günden beri farklı birçok kesim tarafından yaptığı işler ciddiyetle takip edilen, açıklamalarıyla gündem olan, o kadar ki açıklama yapmadığı halde kadına dokunan her konuda gündem olan bir sivil toplum kuruluşu KADEM. Peki akademik yazında ne şekilde ele alındı, hangi eleştirilere maruz kaldı, hangi işleri takdir edildi, kadın hareketine ne tür bir katkısı oldu? 10. yılında bu derlemeyi görebilmek adına bu çalışmayı ortaya koyduk. Bunu yaparken ilk önce Türkiye'de sivil toplum ve kadın hareketlerine, sonrasında ise Müslüman kadın hareketine çok kısaca değineceğim. Böylece KADEM'in içinde doğduğu bağlama işaret etmek ve hangi tartışmaların muhatabı olduğunu da kısaca göstermek istiyorum. Kadınların sosyal, siyasi ve ekonomik haklarını arttırmak, cinsiyet eşitliği ve kadınların toplum içindeki rollerini güçlendirmek amacıyla ortaya çıkan kadın hareketi, doğası gereği sivil toplumla yakın bir ilişki içinde. Kadın hareketi sosyal, siyasi ve ekonomik haklarını, Türkiye'de de kadın hareketlerinin sivil toplumdaki tarihi oldukça köklü. Osmanlı'nın son döneminden itibaren kadınlar sosyal, kültürel ve politik haklarını elde etmek için mücadele ederken, sivil toplumda da etkin şekilde örgütlenerek faaliyet gösterdiler. İkinci Meşrutiyet dönemiyle birlikte Türk kadınları eğitime ve toplumsal hayata dahil olma konusunda çalışmalarını gerçekleştirdiler. Cumhuriyetin de kuruluşuyla birlikte batılılaşmış bir toplum olma ideali, cinsiyete bakılmaksızın tüm vatandaşlar arasında yasal hakları ve eşitliği gerektiriyordu. Dolayısıyla kadın örgütlerinin talepleri 1920'li ve 30'lu yıllarda ülkenin büyük bir değişim yaşadığı reform süreciyle örtüşüyordu. Devlet feminizmi olarak da adlandırabileceğimiz bu dönemde kadınlar yasal birçok hakka kavuştu. 1980'li yıllarla birlikte aile ve ev içi meseleler sorunsallaşmaya başlarken kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının aile içinde yaşadığı baskıların gün yüzüne çıkarılması feminist hareketin ana bir eksenini oluşturuyordu. Bu dönemin iki temel özelliğinin Türk siyasetinde ortaya çıkan değişmeler paralelinde liberalizm ve sivil topluma yapılan vurguyla da geliştiği söylenebilir. 1990'lı yıllardan bahsedersek bir dönüm noktası olarak kabul edebiliriz. Kimlik siyasetinin yükselişiyle birlikte artık yeni bir döneme girilmiş oldu feminist harekette. Gerek feminist harekette gerek siyasi harekette kimlik siyasetiyle uygun olarak bölünmeler yaşanmaya, gruplar yaşanmaya başladı ve buna uygun olarak dernekleşme ve vakıflar içinde atmosfer daha uygundu. Dolayısıyla kurumsallaşmaların da öne açılmaya başladı. Kadın örgütleri bu dönemde daha güçlendi. Farklı fraksiyonlara ayrılarak seslerini daha güçlü duyurmaya başladılar. Bu dönemde projecilik de ortaya çıkmaya başladı. Küresel sivil toplum yükselmeye başladı. Feminist hareket, kadın hareketi böylece güçlenirken feminist kuram da tüm dünyada dönüşmeye başlayarak farklı tartışmalara
ev sahipliği yapmaya başladı diyebiliriz. 2000'li yıllarla birlikte Avrupa Birliği üyelik sürecinin de etkisiyle kadın dernekleri artık uluslararası fonlara erişim sağlıyordu. Bu ciddi bir güç getirdi kadın derneklerine. Sivil toplum hareketi profesyonelleşerek kurumsallaşmaya başladı. Hayırseverlik ve yardımlaşma odaklı dernekler yanı sıra hak savunuculuğu yapan derneklerin de sayısının arttığını söylemek mümkün. Peki bu dönemde Müslüman kadınlar nasıl örgütlendi diye soracak olursak, 70'lerde başlayan bir hareketti aslında bu. 70'li yıllardan itibaren bu örgütlenmeye başladı. Fakat 90'ların sonuna kadar bu talepler daha çok seküler devletle mücadele içinde ya da ihlal edilen haklarla birlikte gelen bir talepti, hak arayışıydı ve hayır odaklı bir talepti. 1990'lı yılların sonunda uygulanmaya başlayan başörtüsü yasaklarıyla birlikte kamusal alandaki artık kadın hareketi kendini toparlamaya ve taleplerini netleştirmeye başladı. Dolayısıyla kadın meselesi artık daha net bir şekilde ortaya konmaya ve gündeme gelmeye başladı. Bu dönemde daha önce yani erkeklerle birlikte tartışılırken bir İslamcılık tartışması içinde Batı'nın egemenliğine karşı bir eleştiri olarak, sekülerliğe karşı bir eleştiri olarak ortaya çıkmışken kadın hareketi, başörtüsü yasaklarıyla birlikte artık kendini ifade ederken salt bir dini gereklilik üzerinden değil de bireysel haklar, inanç özgürlüğü, demokratik hak talebi olarak da ifade edilmeye başlandı. Böylece bu batılı kavramların da aslında araçsallaştırılmaya başlandığı bir dönemdi. Böylece aslında birazcık bu eski söylemle kırılmalar yaşanmaya başladığı bir dönemden bahsedebiliyoruz. 2000'li yıllarla birlikte artık yasağın da kalkmasıyla birlikte eğitimli kadın, çalışan kadın başka talepler doğurmaya başladı. Fakat bu süreçle birlikte artık kadın hakları konusunda muhafazakar camia ya da İslami hareket diyebileceğimiz harekette kendi içinde gruplara ayrılmaya başladı. Bazı kadınların talepleri, bazı grupların talepleri feminist olarak feminist olmakla ve yozlaşmış işte Batı'nın diliyle konuşuyor olmakla da ayrışmaya başladığı bir dönemden bahsedebiliriz. Kadem tam da böyle bir ortamda kurulmuş oldu aslında. 2013 yılında kurulduğunda ülke siyaseti bu haldeydi. Dolayısıyla kadının onuruyla yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek amacıyla, sloganıyla yola çıkmıştı Kadem. Ve kadına ve aileye dair birçok meselenin de doğrudan muhatabı olarak yola çıkmıştı. Akademik literatüre kendine özgün söylemiyle katkı vermek, hak savunuculuğu, sivil aktivizm, şiddetin her türüyle mücadele etmek, Kadem'in çalışma alanlarından biri olsa da aslında zaman içinde feminist teorinin de birçok açmazına cevap vermek zorunda kalmakta, Kadem'in ister istemez temel çalışma alanlarından biri haline gelmiş oldu. Biz bu çalışma kapsamında 17 tane makale ve 7 tane tezi değerlendirerek Kadem hakkındaki görüşleri toparlamak istedik. Bunu 3 başlıkta topladık. Hızlıca bahsetmek istiyorum. Bu 3 başlık birbiriyle çok ilişki içinde 3 başlık aslında. Bir de şunu da tabii ki söylemek lazım. Yazılan makaleler bunlarla sınırlı değil. Yani çok daha geniş kapsamlı ama öne çıkan 3 temel meseleyi biz burada dile getirmek istedik. Tam metnimizde de muhakkak daha detaylı şekilde tartışılacak zaten devamı. İlk tespitler, kademe dair ilk yapılan yorumlar, feminist ve batılı kavramlarla arasına mesafe koymak iddiasıyla yeni bir kavram arayışıyla ortaya çıktığı iddiası. Dolayısıyla cinsiyet eşitliği yerine cinsiyet adaleti kavramını kullanıyor olması kademe gelen ilk yorum ya da ilk eleştiri diyebiliriz. Burada cinsiyet adaleti kavramının kullanılıyor olması, aslında cinsiyet adaleti yani gender justice dediğimiz kavram da batıda da yaygın kullanılan, bütün dünyada da kullanılan bir kavram olmakla birlikte muhafazakar olmasıyla ilişkilendirerek, yani muhafazakar olduğu için eşitlik değil de adaleti kullanıyor derecesine indirgenerek yapılmış bir tartışmayı burada görmek mümkün. Dolayısıyla burada küresel feminist normların yerine yeni bir yapılandırma planlandı Kadem tarafından ve uygulamaya kondu eleştirilerini burada görebiliyoruz. Zaten alıntılarda da az çok görebiliriz. Burada hem hükümetle yakın ilişki içinde olmak, toplumsal cinsiyet adaleti normunu bu şekilde savunuyor olmak, işte İslami normatif düzene yeniden uyacak bir kadın hareketi tasarlıyor olmak gibi iddialardan
bahsedebiliyoruz. Makalelerde bunları görüyoruz. Acayip bir şey burada dikkatimi çekmişti. O yüzden bunu sizinle de paylaşmak istedik. Şöyle diyor bir yazarımız. Diyor ki Batı'da kullanılan işte toplumsal, yani Batı, Birleşmiş Milletler ve Avrupa'nın kullandığı toplumsal cinsiyet eşitliği yerine Vatikan, Rusya ve İran'ın kullandığı toplumsal cinsiyet adaletini kullanıyor diyor. Hatta bir makale bayağı bu Vatikan'a vurgu yaparak işte Vatikan nasıl Hristiyanlığı bu şekilde araçsallaştırdıysa onu bile Batı'dan aldılar, alırken de böyle aldılar diyerek böyle bir cinsiyet adaletini o bağlamda tartışmıştı. Yani aslında bunların hepsi gerçekten ciddi iddialar. Yani altının derli toplu bir şekilde ispatlanarak doldurulması gereken iddialar olmakla birlikte bunları da rastladığımızı söyleyebiliriz. Hatta şurada galiba, evet, Vatikan'ın eşdeğerlik yaklaşımından etkilenerek oluşturulduğunu ve Avrupa'ya bir alternatif olarak bunun oluşturulduğu tartışmasını görebiliyoruz. Vaktimi hızlıca aşmamak adına devam ediyorum şöyle. Pardon, affedersiniz. Burada başlığımı göremiyorum galiba. Tamam, burada başlığım görünmüyor, sebebini bilmiyorum. Hükümet destekli bir sivil toplum örgütü olması eleştirisi ikinci eleştiri. Aslında bu ilk eleştiriyle çok ilişki içinde. Devletin aldığı fon, etkinlik ve konferanslarda işte devlet temsilcileri tarafından desteklenmesi gibi eleştiriler. Burada bir tabir kullanılıyor. Government operated, non-governmental organization. Yani hükümet tarafından kurulan, yönetilen, yönlendirilen bir sivil toplum, GONGO olarak yazılıyor İngilizcesi. Birçok makalede kadem böyle bir GONGO olarak tanımlanmış. Ya da işte pro-government olarak, işte hükümet yanlısı, hükümet destekleyeni olarak ele alınmış. Dolayısıyla makalelerin bir kısmı bu şekilde ele alıp bunun üzerinden bir eleştiri getiriyor. Diyor ki hükümet kendi kadın politikalarını, hatta antifeminist kadın politikalarını topluma indirebilmek için kadem derneği üzerinden Kadem Derneği üzerinden faaliyet gösteriyor. Yani bunu yaparken işte AK Partili yöneticilerle çok yakın ilişki içinde olduğu, partiyle ilişkisi, hükümetle ilişkisi, Sayın Mütevelli Vakıf Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın kızı olması sebebiyle de, yani böyle bunların hepsiyle böyle bir paket yapıp adeta böyle bir kadın kolları mesabesinde kademi değerlendiren de yazılar var. Bunları da söyleyebiliriz. Hükümetin muhafazakar tutumuna çok uyum sağladığı, ve işte AK Parti'nin aile merkezli cinsiyet politikalarını sivil toplumda daha iyi tanıtabilmek için kademi kurmuştur diyor hatta bir makale. Bakın bu en alttaki referansta görebilirsiniz. Yani bu kadar kadının failliğini ortadan kaldıran bir ifade görebiliyoruz buralarda. Bunun haricinde hızlıca şöyle atladığım bir şey olmasın diye bakıyorum. Genel olarak bu hükümet destekli sivil toplum eleştirisi bu ana eksende gidiyor diyebiliriz. Bir diğer maddemiz de İstanbul Sözleşmesi maddesi. İstanbul Sözleşmesi ile alakalı tartışmaları az çok herkes vakıf ve kademin de buradaki pozisyonunu az çok hepimiz biliyoruz zaten. İstanbul Sözleşmesi'nde kademin bakış açısı çok tartışmaya sebebiyet verdiği gibi yazılarda da ele alınmış bir mesele. Ve hükümet ile olan bağlantısının İstanbul Sözleşmesi ile olan söyleminde etkilediği konuşuluyor. Ayrıca bu kategoride hükümet destekli sivil toplumların ulusal ve uluslararası düzeyde artan varlığının hükümetin kendini meşrulaştırmaya ve din odaklı antifeminist bir söylem üretmeye, teşvik etmeye yönelik bir mekanizma olduğu iddiaları da burada görülüyor diyebiliriz. Ama burada şöyle de bir yorum var. Yani kademin burada yaptığı bir savunuculuk var ve İşte mesela Kütük Kuruş'un makalesinde burada yaptığı bu savunuculuğun ya da bundan sonra bu söylemini dönüştürmesinin kadın hakları savunuculuğu alanından uzaklaşmadığının da aslında bir göstergesi olduğunu, kademin kamuoyuna ispat ettiğini de belirten yazılar var. Yani dolayısıyla buradaki bu eleştiri dengeli bir eleştiri olduğunu belki burada söyleyebiliriz. Yine muhafazakar grupların İstanbul, yani bu neticede bir sivil toplum hareketiydi İstanbul Sözleşmesi'nin iptali. Ve buradaki bu bölünmüşlükten de bahsederek kademin de durduğu yerin ayrı olduğunu ve bu savunuculuğu da sonuna kadar yürüttüğünde savunan makaleler görebiliyoruz. Hızlıca toparlıyorum artık sonuç yerine demek istiyorum. Görebiliyorum.
Evet. Tamam, sorun değil galiba. Burada şundan bahsetmek lazım diye düşünüyorum. Her ne kadar batılı toplumlarda sivil toplum devletten ayrı bir alan olarak kurgulanmışsa da, ideal olarak böyle tanımlanmışsa da, uygulamada aslında bunun böyle olmadığını biliyoruz ve görüyoruz. Özellikle Türkiye'de siyasal bağlamla çok da ilişki içinde sivil toplum yer yer genişliyor, yer yer daraltıyor, yer yer daraltılıyor. Dolayısıyla tarihsel olarak da bunların hepsinin yaşadığımızı biliyoruz. Ayrıca bu topraklarda var olan vakıf geleneğinden de yola çıkarak sivil toplumun devletle müzakere ve işbirliği imkanını barındırdığını da görmek lazım. Kadem dolayısıyla kendi yaklaşımıyla savunduğu değerler doğrultusunda devletle yeri geldiğinde müzakere, yeri geldiğinde işbirliği, yeri geldiğinde eleştiri ve savunuculuk pozisyonunu da koruduğunu görebiliyoruz. İstanbul Sözleşmesi örneği de aslında bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Burada yaptığı savunuculuk ve bunu bütün şeffaflığıyla kamuoyunun önünde yürütüyor olması bu pozisyonun gayet iyi koruduğunun net bir örneği olduğunu belki söyleyebiliriz. Bir diğer hususu şöyle dile getirmek isterim. Bu eleştirilerin ve tartışmaların olması çok normal, doğal ve de çok kıymetli tabii ki. Ama her kadın hareketi kendi ataerkisiyle mücadele içinde. Dolayısıyla birbirinden farklı söylemlerde, farklı yöntemlerle ve pozisyonlarda da çalışan kadın grupları birbirinin saygınlığını koruyarak bunu yapmak zorundadır. Yani bazı etiketlerle, ön yargılarla ya da tabirlerle bunu yaparken altını gerçekten iyi doldurarak ve ispatlarla yürütmek zorundadır diye düşünüyorum. Dolayısıyla kadın hareketi konusundaki kazanımlar bu tartışmaların gölgesinde kalarak itibarsızlaştırılmamalıdır diye de düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdilik şöyle söyleyerek bitirmiş olayım. Yani tüm bu eleştirilerin aslında bir masanın etrafına oturarak tartışılmasının ve görüşülmesinin imkanı da yine sivil toplumun kendi içinden doğacaktır. Dolayısıyla sivil toplum her halükarda çok kıymetlidir. Teşekkür ediyorum. Değerli Esra Özgümüş ve Fatma Zülal Üçeşik, biz de size teşekkür ediyoruz bu değerli sunum için. Malum önemli bir konuda aslında önemli tespitler içeren bir çalışma olmuş. İnşallah okumayı da dört gözle bekliyorum şahsen. Vakit olursa ben de bir soru yöneltmek isterim inşallah sonrasında. Şimdi sözü de uzatmadan ben değerli katılımcımız, değerli hocamız Profesör Doktor Sema Yıldırım Becerikli ve öğrencisi Buğsenur Özkuş'un Kadın ve Demokrasi Derneği'nin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kampanya spotlarının gösterge bilimsel analizi Başka Bir Dünya Mümkün Mü başlıklı sunumuna geçmek istiyorum. Teşekkür ederim Sayın Buyurun Başkan. Buyurun hocam. Sağ olun. Herkes hoş geldi. Günün son oturumu. Hepimiz çok yorgunuz ama buna rağmen dirayetle katılma yönündeki isteğinizi çok hani sevgiyle, takdirle karşıladığımı söylemek isterim. Tamam. Teşekkür ederim. Benim sonuçum Kadem'in özellikle 25 Kasım'da Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yayınladığı bir takım reklam filmlerin analizine dayanıyor. Aslında hani ben bugün biraz sembol dünyasına, metin dünyasına ait bir çözümleme yapacağım. Ama önce reklamı nasıl ele alıyorum? Hani onu ifade etmek istiyorum. Reklam günümüzde aslında imajın, kimliğin kurulma noktalarından bir tanesi. Göründüğü kadar tek taraflı enformasyon aktaran bir metinden bahsetmiyoruz. Aslında izleyicisiyle etkileşim halinde ve her an kendini yeniden kuran bir söylemden bahsediyoruz reklam dediğimizde. Dolayısıyla var olan toplumsal değerleri koruyan, bir takım gelenekleri aktaran bir vasfı da söz konusu reklamın. Şimdi Kadem ne yapıyor ya da kadın odaklı sivil toplum kuruluşları, bu konuda hak savunuculuğu yapan sivil toplum kuruluşları bu tür kampanyalarla o var olan kadınlara yönelik diyelim ki ideolojik göstergeleri ya da toplumsal hegemonik süreçleri ifade eden bir takım görselleri ve söylemleri aslında tersine çevirmeye çalışıyor. Yani burada hegemonya karşısında bir karşı hegemonya kurarak anlamları, söylemleri ve bir takım toplumda bunların iz düşümlerini tersine çevirmeye, kadınların lehine çevirmeye çalışıyor. Bunları yaparken bir takım görseller, sloganlar, semboller, den yararlanıyor reklam. Orası bir simülasyon dünyası. Ama reklamı bu kadar da yani bir metin olarak ele aldığımızda bu kadar basite indirgememek lazım. Çünkü aslında metin dediğimiz şey herhangi bir medya metnini kastediyorum. Bir haber, bir dizi, bir
film, bir reklam, bir kamu spotu, bunların tamamı aslında var olan toplumdan beslenirler. Çünkü var olan toplumun dilini konuşurlar, anlayışını yansıtırlar. Ve daha sonra ne yaparlar? Topluma tekrar dönerler ve o anlamları pekiştirirler. Yani biz bugün televizyondaki sahnelerde, dizilerde, filmlerde şiddetin son derece normal, olağan, gündelik ve sıradan yüzüne tanık oluyoruz. Ve uzun erimli olarak zihnimizde şiddetin doğal hayatın, yaşamın, gündelik yaşamın, hele kadına yönelik şiddetin son derece normal bir parçası olarak algılamaya başlıyoruz. İşte orada bir itiraz gerekiyor. Hani bunun doğal olmadığı, bu sürecin bir tahakküm ilişkisi içerdiği ve bu sürecin bir suç olduğu, yani bunların tümünün ifade edilmesi, kamusal alanda dillendirilmesi gerekiyor. Ben reklamı hep çift yönlü bir ilişki içinde ele alıyorum. Toplumsal bir takım ideolojik göstergelerden beslenen ve tekrar bu ideolojik göstergeleri besleyen ve devamını sağlayan, bu süreci sürdüren bir kanal olarak görüyorum bütün medya metinlerini. Şimdi buna baktığımızda demek ki bizim için çok daha değerli hale geliyor STK'ların bir takım kavramların üstüne gitmesi, onları dönüştürmeye ve değiştirmeye çalışması ve onların tırnak içinde doğal olarak kabul edilmemesi için elinden geleni yapması. Dolayısıyla biz medya metinleri ve ideoloji arasında bir bağ kurduk. Sivil toplum kuruluşlarının bunun hak arama mücadelesinde bu söylem alanını, bu göstergeler alanı bir mücadele alanı olarak belirlemesi gerektiğini, hakkını teslim ettik. Çünkü çatışma, egemenlik mücadelesi, güç mücadelesi söylem dünyasında, o ekranda da devam ediyor. Orada eşitliği, adaleti ve demokrasiyi sağladığımız sürece, sağlamaya çalıştığımız sürece toplumdaki gerçeklik biçimi de o girift bir biçimde aynı anda dönüşmeye başlıyor. Toplumdaki her dönüşümle o dilde değişmeye başlıyor. Bu çift taraflı ve bitimsiz bir süreç. Dolayısıyla medya metinlerinin önemini hani bu gerekçelerle ifade etmiş olayım sizlere. Dolayısıyla ideoloji aktaran dedik reklam bitti. Hegemonik mücadelenin bir parçası dedik ve ataerkil sistemi yansıtan bir görüntüye sahip dedik. Şimdi aslında Kadem'in yayınladığı reklamlarda bu hegemonik anlamlandırma sürecini karşı hegemonik bir sürece nasıl dönüştürdüğüne bakalım. Elbette ki eksiklikleri olan, eklemeler gereken, bir takım yan kulvarlarla desteklenmesi gereken metinler bunlar. Ama hani belirli bir yol alındığını ve o karşı hegemonik sürecinde başladığını ifade edeyim. Dolayısıyla bir hani 9 adet kampanya spotu analiz ettim. Şimdi bu tablolar size çok bir şey ifade etmeyebilir ama Roland Barthes'ın gösterge şeması gösterge gösteren ve gösterilenden oluşuyor. Bu ne demek? Aslında anlam. Anlam böyle oluşuyor. Şimdi ben tabii burada vakit sınırlı olduğu için isterdim bütün kampanyaları izleyelim ve sonra üstünü beraber sohbet edelim. Ama hani vakit az, benden sonra bir sunum var. O yüzden size kısaca anlatacağım. Yani analiz ettiğim reklamların içeriğini, orada ne olup bittiğini, orada ne söylenmek istediğini ve bizim bunu nasıl anladığımızı. Çünkü her söyleneni de her söylendiği gibi anlamayabiliriz biz. Yani ben işte 50 yaşına gelmiş bir kadınım, akademisyenim, sosyal bilimlerde akademi faaliyet yürütüyorum. O gözle bakıyorum bu reklama. Hani bilmiyorum, belki bir mühendis baksa, bir öğrenci baksa, bir erkek baksa, bir çocuk baksa farklı şeyler çözümleyecek. Yani alımlayanın, izleyicinin niteliği de metni çok dönüştürüyor, çok farklılaştırıyor. O yüzden ben hani kendi anladığım gibi çözümlediğimi ifade edeyim. Bir Barthes'ın gösterge bilimsel şemasından yararlanarak. Şimdi ilk kampanyamız yasaya tutun kampanyasıydı. Burada hatırlarsınız, hafızalarımızda tazedir muhtemelen. Sahilde yürüyen genç bir kadın ısrarlı bir takibe uğruyordu. Sosyal medya aracılığıyla cep telefonları ısrarla çalıyor. Yüzlerce, onlarca cevapsız arama var vesaire. Burada gerilim giderek tırmanıyordu ve kadının önünde artık ona bir engel, bir duvar haline gelmiş olan cep telefonu ekranı yansıtan cam kırılıyordu. Ve kadın özgürleşerek ileri doğru, arkadaşlarının yanına doğru devam ediyordu. Kadın yüz ifadesinden rahatladığını anlıyorduk ve arkadaşlarına yetişerek sosyal yaşamın bir parçası olmaya devam ediyordu. Burada Kadem'in sloganı ısrarlı takibin suç olduğu, TCK'ya göre suç olduğu ifadesiydi ve kadınların bunun farkında olarak hukuki takipte bulunmaya hakkı olduğunu ifade eden bir reklamdı bu. Burada cam metaforu şiddeti çok temsil eden bir şey. Yani Kadem'in farklı kampanyalarında biz bir vazo kırılır şiddeti temsil eder, bir cam kırılma sesi duyarız, işte kadının önü birden cam bir ekran haline gelir, çatlamaya başlar. Cam kırılması,
hep bize bir olay, bir kavga, bir gürültü, bir şiddetin olduğu ortamları hatırlatır ve bu farklı metinlerde devam ederek bu şekilde ilerleyecek. Ama benim önerim artık mesela bu cam metaforun, o bize şeyi de hatırlatıyor çünkü, glass ceiling dediğimiz, değil mi? Cam setler, cam tavan dediğimiz kadının kariyerinin önündeki görünmez engelleri ifade etmek için kullanılır. Değil mi? Benzer pozisyonlara adaysınızdır. Kadın olduğunuz için, anne olduğunuz için, hatta anne olmaya, aday olmaya arzu ettiğiniz için bile ayırt edilebilirsiniz ve aynı pozisyona bir başkası getirilebilir. Bunlar hep hani kadının toplumsal konumuyla kariyer noktası arasındaki eşleşmedeki şeyleri gösterir. Tercih noktalarını endüstri tarafından, sistem tarafından. Dolayısıyla cam set her zaman kadının görünmeyen engellerini de ifade eder. Buna da gönderme yapıyor bu metafor. Ama bunları biraz mesela daha sonra bir reklam filminde, değil mi? Öldürülen kadınların siyah beyaz fotoğrafları kullanılacak. O siyah beyaz fotoğraflara geleceğiz. Dolayısıyla onlar da şiddet nedeniyle yitip giden hayatları anlatan başka bir metafor olacak. Siyah beyaz görüntüler bize hep ne anlatır? Eskide kalmış, soluklaşmış, bitmiş, nostaljik bir hikayenin artık kahramanı onlar, değil mi? Renkli görüntü neyi hatırlatır? Var olan canlı ve akan yaşam. Mesela bu tür metaforlardan çok sık yararlanıyor. Burada tabii tablo, işte insan, kadın, şiddet mağduru. Ağaç görüyoruz, ağacın arkasında bir silüet, onu takip eden erkek ve şiddet failini gösteriyor. Nesne, bir fotoğraf ve takip edilme. Telefon, mesaj, arama, bunlar şiddet, tehdit ve tacizi ifade ediyorlar. Ve camdan set, kadının korkusu, çaresizliği ve yalıtılmışlığını ifade ediyor. Belki hani önerim, bunu arada da ifade ettim ama üç genç kadın yürürken sahilde bu görünmez engel nedeniyle bir tanesi geride kalıyor. O iki kadın arkadaşı tekrar dönüp o cama yumruklasalar beraber, bir destek gösterseler belki kadın arası dayanışma anı da vurgulayacak bir metafor haline gelebilir hocam. Çünkü şeye çok ihtiyacımız var. Hani insan insanın kurdudur, daha sonra kadın kadının kurdudura dönüştü ya, ama biz ne diyoruz? Kadın kadının yurdudur. Dolayısıyla destek önce kadınlardan gelecek bize. Şiddeti ilk tanık olan, ona ilk şahit olan kadınlar oluyor çünkü. Kadınlar uğradıkları şiddeti anneleriyle, kız kardeşleriyle, kayınvadeleriyle, görümceleriyle, eltileriyle, kız arkadaşlarıyla paylaşıyorlar çünkü. Dolayısıyla o ilk haberdar olan kitlenin de farkındalığını toplamak meseleye, desteğini sağlamak çok önemli olabilir böyle bir göstergede. Sevgiyle şiddet yan yana gelmez, değil mi? Burada da kadınların şiddet karşısında kendilerini kandırma biçimleri var. İşte beni kıskanıyor, beni çok seviyor, işte üstüme çok düşüyor vesaire gibi. Ama ne oluyoruz? Reklamda ne görüyoruz daha sonra? Bunların sonu hüsranla bitiyor ve şiddetle bitiyor. Ve aslında kıskançlıkla, sevgiyle şiddet yan yana gelmiyor. Burada bir takım gene metaforlar, mesela kırık ayna gene bakın şiddet göstergesi. İşte güller belli ki bir şiddet olayından sonra erkeğin ondan özür dilemesini gösteren bir ifade. Telefona gelen mesaj eve hapsolmayı anlatıyor. Karanlık, ışık ve karanlık çok kullanılacak reklamlarda. Işık daha aydınlık, kadın hayata katıldığı ve aktif olduğu zamanları imgeleyecek. Karanlık daha çok şiddet tarafından bastırıldığı ve korkutulduğu anları ifade edecek. Sensiz yaşayamam yazısı mesela ölümle tehdit, kadının elinin bandajlı ve yaralı olması fiziksel şiddete uğradığının göstergesi ve hep kadın cinayetlerine kurban gidenlerin fotoğraflarının olduğu bir görüntüyle bu sekanslar geçecek arka arkaya ve biz bu meselenin hiç de şaka olmadığını, gayet ciddiye alınması gerektiğini anlamış olacağız. Burada ne yapılmaya çalışılıyor? Biraz kişinin psikososyal süreçleri analiz edilmeye çalışıyor, onlar harekete geçirilmeye çalışıyor. Bakın, biraz önce kadın kendi başınaydı ve direndi. Burada ne oldu? Farkında ol. Bazı uyarılar geliyor, şiddet olmadan önlemini al dendi ona. Dolayısıyla öz farkındalığını harekete geçirmek amaçlandı. Şimdi ben bölüyorum kadem reklamlarını. Bir, kadınları harekete geçiren, öz farkındalıklarını, psikolojik süreçlerini harekete geçiren reklamlar var. Bir de toplumsal süreçleri, eş, dost, akraba, konu, komşu. Kadın erkek hiç fark etmez, şiddete karşı durmayı çağıran başka reklamlarla devam edecek süreç. Ama bu öz farkındalık, kendini kandırma, psikolojik süreçlerini, psikolojik süreçlerle işlenen mekanizmalarda yanılsamalara izin verme anlamına gelecek. Devam edelim.
Burada sen varsan şiddete yer yok. Burada sen dediği bizleriz. Hepimiz yani. Dolayısıyla şiddete karşı duran ve buna tanık olan insanların sessiz kalmaması, eyleme geçmesi ve bu tür bir aktiflik, bu tür bir eylemsellik yine kampanyalarda sıkça tekrar edilen bir konu olacak. Dolayısıyla burada toplumsal duyarlılık ve dayanışma aslında şiddetin karşısında dikilecek bir çözüm yolu olarak bize gösterilecek. Yalnız fiziksel şiddet, ama bakın hep şiddet dediğimiz şey fiziksel şiddet. Oysa biliyoruz ki biraz önce dinlediğimiz sunumlarda şiddet çok kapsamlı bir şey. Ekonomik şiddet biliyorsunuz fiziksel şiddeti getiriyor. Yani kadının ekonomik bağımlılığının olması fiziksel şiddete uğradığında sessiz kalmasının nedenlerinden bir tanesi. Psikolojik şiddet var, ekonomik şiddet var, işte gaslighting var, bir sürü analiz etti arkadaşlar. Sembolik şiddet var. Kadınların dizilerde, filmlerde onları izleyerek maruz kaldığı reklamları. Ve fiziksel şiddet de var elbette. Dolayısıyla hani tüm bunlara belki yaygınlaştırılacak uzun ömürlü kampanyalar şiddetin zihnimizdeki tanımını da değiştirebilir. Çünkü bence bakın kafamızdaki tanım ve algı neyse gerçeklik de öyle bir şey. Yani ben bugün size aile nedir diye sorsam, ki sınıflarımda sıkça soruyorum aile nedir diye, anne baba iki çocuk diyorlar. Bir öğrencime dedim ki tamam hocam hemen. Siz kaç kardeşsiniz dedim. 7 kardeşiz dedi. Birine sorun 9 kardeşiz dedi. Neden senin o zaman aklına anne baba ve iki çocuk geliyor aile diye. Hocam ama hep öyle görüyoruz diyor. Evet hep öyle görüyoruz. Şiddeti hep böyle görüyoruz. Böyle gördüğümüz sürece diğer şiddet biçimlerini zamanla unuturuz. Askıya alırız. Daha hafif görürüz. Şiddet kategorisinden çıkartabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü hakikaten hani bu ölümle sonuçlanıyor. Yani bir hiyerarşi yapacaksak evet bunun aciliyeti var. Ama diğer şiddet biçimlerine doğru da genişlemesi gereken bir sembol dünyasından bahsediyoruz şu anda. Sayın Başkan 2 dakikam kaldığını söyledi. Hemen en verimli şekilde onu tamamlayıp. Bir dakika şu an onu da harcadım 30 saniyemde neredeyse. Kadına el kaldıran adam değildir. Daha önce tabii cins var. Bunlar hani böyle söylemek hoş değil de analiz ettiğim şey. Bunlar benim en sevdiklerim. Yani özellikle bu ayılı olan. Cins var dediğimizde kurtlar, ayılar ve penguenler dünyasında da fiziksel gücün çok önemli olduğu ve bu bütün hayvanların buna haiz olduğu, böyle bir gücü olduğu ama eşlerine, ailelerine, sosyal gruplarına içinde yaşadıkları bu şiddeti uygulamadıklarını görüyoruz. Özellikle mesela yan anlamsal şeylere değinemedim kavramları çok ama bazı yan anlamlar vardır mesela. Bazı cinslerin tırnak içinde yazılıyor yazı. Diğer cinslerden öğreneceği çok şey var diyor. Oradaki cinsi biz kadına karşı şiddet uygulayan erkek olarak alabiliriz. Sıfatı ne olursa olsun, babası olsun, abisi olsun, eşi olsun fark etmez. Ama cins lafı şu anlamda da hani başka bir yan anlamı daha var ya böyle tuhaf ve acayip bulduğumuz şeylere de deriz. Çok cins bir durum falan deriz mesela. Öyle bir hafif argoda bir yan anlamı da olması 2-3 katmanlı anlam açıyor bana. Bu sözcüğün kullanılması. Dolayısıyla yani izleyici de aslında bunu katmanlı okuyabiliyor. Sayın hocam bitireyim. Gerisini hani zannediyorum basılacak bildiriler. Oradan okuyabilir merak edenler. Hani kimsenin şey hakkına da girmeyeyim. Ama hani sonuç olarak neye ihtiyaç var? Belki o konuda birkaç şey söyleyelim. Metaforlar genişletilmeli artık. Şiddet türleri genişletilmeli reklam kampanyalarında. Aynı zamanda alımlama analizleri yapılmalı. Reklamlar yayınlanmadan önce. Mesela böyle bir grup, daha karma gruplara. Çünkü hepimiz farklı anlıyoruz. O göstergeleri, o sembolleri farklı çözümlüyoruz. Belki o daha heterojen grupların okumasını açarsak reklamları yayınlanmadan önce çok güzel ipuçları yakalayabiliriz oradan. Reklam stratejimize yön verebiliriz. Bir şey çıkarırız, bir şey ekleriz, bir şey değiştiririz ama izler kitlenin görüşünü katmak çok demokratik olmaz mı? Yani hep bir şey var ve yayınlanıyor televizyonda biz onu izliyoruz. Aslında katılımcısı da olsak, üreticisi de olsak çok şahane olurdu ve çok daha zengin olurdu. Ben bu konuda iletişim fakültesi öğrencilerinde kullanılabileceğini düşünüyorum. Onların özgün ve otantik yaratıcılıklarını açık bir platformda projeler yapılabilir, desteklenebilir ve çeşitli hiç aklımıza gelmeyecek kampanyalar çıkabilir. Böylece genişletilmiş bir bağlam içine oturur. Beni nezaketle dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başkanım bitti. Evet.
Evet, Sema Yıldırım Becerikli hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam hakikaten reklamın da bir mücadele alanı olduğunu bize hatırlattınız. Gerçeği nasıl inşa edildiği ve bunu da yeni bir inşa süreci anlamında işe koşulması gerektiği önemli uyarılarda bence de teşekkür ediyoruz. Şimdi son olarak bu oturumda Zeynep Demir hanımefendi, ben kendisine izninizle Zeynep abla diyeceğim. Beraber çalışma imkanı da bulduğum, sevdiğim değerli ablamız Zeynep Demir, STK'larda iletişim yönetimi, sorunlar ve çözüm önerileri başlıklı bildirisini sunacak. Buyurun. Şimdi benden önceki her iki sunumu da ben büyük bir keyifle dinledim. Kendime notlar aldım oradan. Örtüşen yerler var. İletişim böyle mi? Şimdi STK'ların en önemli enstrümanlarından biri iletişim. Yani bugün işte kavramlardan bahsetti hocam. Kavramların ortaya çıkması da, kavramların içeriğinin boşaltılması da aslında bir iletişim faaliyetinin. İletişim genişletiyorum, bir propaganda faaliyetinin. Genişletiyorum, algı yönetimi faaliyetinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor önümüzde. Şimdi STK'cılık deyince böyle bir iyilik yapmak, ideallere ulaşmak, hak savunuculuğu yapmak, yardım faaliyetleri yapmak gibi, yani aslında mücadele etmekle eş anlamlı bir başlıkta iletişim gibi, reklam gibi, pazarlama gibi daha böyle özel sektörün kavramlarını kullanmak belki ilk bakışta insana ya ne anlamı var gibi gelebilir. Fakat kesinlikle kavramları oluşturmanın en önemli aracı iletişim. İletişim her kurumda, artık dünyanın her yerinde ve özellikle özel sektörde çok etkin kullanılan ve bunun metodolojisi, teorik altyapısı 100 yılı aşkın bir süredir geliştirilmiş olan bir başlık. Kurumsal stratejik iletişim dediğimizde aklımıza gelen ilk başlıklar şunlar olmalı. Bir kere iletişimin hedefi ne? Hangi stratejik yaklaşımlarla istediğim hedefe ulaşabilirim? Pazarlama ne? Pazarlama iletişimi. Sosyal pazarlama ne? Ve bu konuda biz STK'cılar olarak neler yapabiliriz, nelerle karşılaşıyoruz, nasıl bunları aşabiliriz gibi başlıkları değerlendirecek bu sunum. Şimdi marka bilinirliği, güvenilirlik, itibar. Bu üç başlık aslında Coca-Cola'nın başlığı olabilir, başka alanların başlıkları olabilir ama STK'ların da başlıkları olmazsa olmazdır. Zira STK'nın bilinirliği, yani aynı zamanda güvenilirliği, sadece bilinirliği değil, güvenilirliği, liderlerinin reputasyonu, itibarın yönetilmesi, bir, sizi STK'nın temel hedeflerine, güvenilir bir STK'dan gelen mesajı kabul etmek anlamında, STK'nın hedeflerine ulaşması anlamında kolaylaştırıcı unsurdur. İki, kaynaklara erişmesinde önemli bir unsurdur. STK dediğiniz şey ticari bir faaliyeti olmadığı sürece bağışlarla, donörlerin onlara rağbet göstermesiyle ayakta durabilen bir yapı. Dolayısıyla itibar, güvenilirlik esas STK'larda. Ve STK'ların faaliyetlerini gerçekleştirirken, özellikle hak savunuculuğu alanındaki STK'ların faaliyetlerini gerçekleştirirken de kullandığı önemli bir yöntem. Hem kamuoyu baskısı oluşturma, kamuoyunu ikna etme, dönüştürme, toplumsal tutum ve davranışları dönüştürme, algı, tırnak içinde söylüyorum, algıyı yönetme, bütün bunlar iletişimin başlıkları ve dolayısıyla STK'lar iletişim, stratejik iletişim başlığını ciddiye alarak planlarını yapmalıdırlar. En üst seviyede iletişimi, organizasyon şemalarında en üst seviyede tutundurmalıdırlar. Şimdi stratejik yaklaşım deyince onlarca propaganda mekanizmalarının onlarca yöntemi var. Biz stratejik yaklaşım derken iki temel yol izleyebiliriz.
STK'larda. Bir tanesi çatışma yönetimi, çatışma yoluyla. Yani bir hedef belirleyip onlarla çatışarak. Ve burada çok çeşitli, bunun en işte dünyaca bilinir örneği nedir? Greenpeace. Greenpeace kendini gider bir yere demirler. Ve inanılmaz bir ses getirir. Ses getirmek önemlidir STK'larda. Dün evvelki gün mü Anthony Blinken'ın bir şeyinde konuşmasında haberlerden görmüşsünüzdür. 10 kişi, 15 kişi avuçlarını kırmızıya boyuyorlar. Ellerini kaldırıyorlar. Çok stratejik bir şekilde iletişim kuruyorlar. Ellerin kanlı diyorlar. Ama velakin eller indiriliyor. 5 dakika arayla eli kanlı birisi diyor ki Gazze'de çocuk ölümlerine son, hemen derhal ceasefire, ateşkes. Hemen derhal ateşkes. Şimdi bu bir STK, 20 kişilik bir grubun hiçbir şekilde erişemeyeceği bir medya rezonansına, medya görünürlüğüne erişmesini sağlayan bir şey. Nedir? Bir hedef belirle, onun karşısında zeki ve çatışmacı bir eylem yap. Bu bir yöntem, mücadele yöntemi. Ama aynı zamanda gene başka bir stratejik yaklaşım da diyalog yöntemi de olabilir. Ne yaparsınız? Kamunun, kamu otoritelerinin herhangi bir konuda sizin STK'nızla özdeş bir hedefe gitmesi için politika belgeleri, analizler, araştırmalar, işbirlikleri geliştirerek, bu da bir mücadele yöntemi. Gene toplumu dönüştürmenin mücadele yöntemidir. Biraz evvel hangi hocam söyledi? Yani kafamızdaki tanım neyse gerçek odur. Sema hocam söyledi zannediyorum. Gerçekten böyledir. Bir gerçek var, realite var. Bir de medya gündemi var. Şimdi bu medya gündemini oluşturabilenler bizim algımızı yönetiyorlar. Algılanan gerçeği yönetiyorlar. Dolayısıyla bunun da yöntemleri var. Bir, işte bir öne çıkarma, arka plana itme. Bazı konuları öne çıkarma, bazı konuları arka plana itme. Kontekstin, başka kontekstlerin içine yerleştirme konu başlıklarını. Bunlar bir sivil toplum örgütünün yapacağı çalışmada, mücadelede önüne koyup karar vermesi, ya o ya o değil, belki karma yöntemlere de karar vermesi gereken başlıklar. Şimdi pazarlama, sosyal pazarlama diyoruz ya, pazarlama dediğiniz şey aslında kapitalist dünyanın çok iyi ürettiği ürününü çeşitli segmentlerde satışa sunmak ve maksimum paraya satışa sunma becerisi. Şimdi aynı şu ürünü üreten kişi, bir şirket bundan A kalitesinde, B kalitesinde, C kalitesinde üretiyor. Neden üretiyor bunu? Aynı firma üretiyor. Bir, pazara hakim olmak için. İki, her hedef kitleye ulaşmak için. Şimdi biz sosyal pazarlamacılar bir ürün, bir hizmet pazarlamıyoruz. Biz bir davranış pazarlamak istiyoruz. Bir tutum pazarlamak istiyoruz. Ama yaparken bunu en geniş kitleye, en geniş söylemle ulaştırmaya gayret ediyoruz. Burada da mutlak ama mutlak sosyal pazarlama teorilerini benimseyip onun altını doldura doldura ilerlemek lazım. Ne demek bu? Sosyal pazarlama neyi hedefliyor? Bir ürün satmıyor ama pozitif toplumsal dönüşüm istiyoruz. Hangi alanlarda olabilir? Tütün, sigara içmeyi bırakın olabilir. Obeziteyle mücadele olabilir. Kadına yönelik şiddetle mücadele olabilir. Siyasal ideallere ulaşmak için olabilir. Yani tamamının kullandığı yöntemler bireyleri, kişileri, toplumları etkileyerek onların tutumlarında, davranışlarında bir değişikliğe neden olmak. Şimdi bütün pazarlama yöntemleri aşağı yukarı, 3 aşağı 5 yukarı buraya tekabül eder. Bu AIDA prensibi bir temel prensip. Yaptığınız her iş için bir kere bir dikkati çekeceksiniz. Yani şimdi burada şu grubun içerisinde ben neon sarısı bir giysi giymiş olsaydım, başıma büyük bir taç takmış olsaydım, saçlarımı maviye boyamış olsaydım hemen fark edilirdim.
iyi bir etki eder miydi onu tartışırız ama kesinlikle ilgi çekerdim. Yakışırdı ama değil mi? Dikkati çekerdik. Fakat dikkati çekmek yeterli bir şey değil. Yani hani reklamın iyisi kötüsü olur mu? Olur. İlgiyi de çekmek, o gösterdiğim şeye karşı bir arzu uyandırmak, öyle davranmaya, öyle o gruba dahil olmaya dair bir arzu uyandırmak, bu da yetmez. Bir de aksiyona geçirmek gerekiyor. Yani bu aşamaları dikkatle takip ederek iletişim faaliyetlerimizi yönetmeliyiz. Biraz evvel hocam bizim kampanyalardan birkaç tanesini örnek gösterdi. Anlattı güzel analizini. Örnek veriyorum, bir şu ayı kampanyasının müelliflerinden birisi benim. Ayı kampanyasını biz yaparken bayılarak yaptık. Allah'ım ne kadar güzel bir şey yapıyoruz dedik. Çok zeki bir fikir bulduk dedik. Fakat doğru hocamın bahsettiği mesajları hedef kitlesinde test etmediğimiz için, hedef kitleyi analiz etmediğimiz için bizim hoşumuza gitti ama Türkiye'nin genelinde çok hoşa gitmedi. Çok ağır eleştiri aldı oradan Kadem. Çok ağır eleştiri aldı. Demek ki çok iyi bir fikir çok kötü sonuçta doğurabilir. Buradan anlatmak istediğim kesinlikle mutlak ama mutlak hedef kitle analizi ve mesajların test edilmesi gerekiyor. Nelerle karşılaşıyoruz? Sivil toplum, hocam zaman tutmadım özür diliyorum. Şimdi en çok karşılaştığımız, sivil toplumda en çok karşılaştığımız sorunlar kaynak sorunları. Para bulacağız. İletişim çok pahalı bir iş. Film çekmek pahalı bir iş. Yayın yapmak pahalı bir iş. Şükürler olsun ki, şunu söyleyebilirim, bir kadın derneği temsilcisi olarak şunu söyleyebilirim. Ülkemizde dünyada gıptayla bakılan bir, dünya bizi kıskanıyor ya, ben size söyleyeyim nereden kıskandığını. Gıptayla bakılan, özellikle halk sağlığı ve halk savunuculuğu çalışanlarda kamu spotu gibi bir şey var. Evet, bir bazı hallerde kamu spotu çöplüğüne dönüşmüş ama kritik noktalarda devlet demiş ki mesela kadına yönelik şiddetle mücadelede münhasır 90 dakika yayınlamak zorundasın demiş televizyonlara. Bunun 30 dakikasını prime time'da yayınlamak zorundasın. Bu yasayla sabit ülkemizde. Yani çok önemli bir mecra var. Milyon liralık bir mecradan bahsediyoruz. Bunu sivil toplum örgütleri çok iyi kullanabilirler. Evet, kaynak sorunlarımız var ama diğer tarafta fırsatlarımız da var. Genelde gözlemlediğimiz bir strateji eksikliği. Yani iletişim dediğiniz şey bir kere vurkaç taktiğiyle yapılacak bir şey değil. Sürekli sürdürülebilir iletişim olmalı ki ikna süreci yürüsün. Dolayısıyla bir stratejik yaklaşım eksikliği maalesef gözlemliyoruz. Bir de tabii birçok sivil toplumda, tamam hocam, birçok sivil toplumda bu işi gönüllüler yapıyor. Bütün kurumsallaşmış sivil toplumların profesyonel kadroları olmakla birlikte daha küçük ölçekli sivil toplumda da bilgi ve donanım eksikliği oluyor. Yani benim bildiğim kadar sosyal medya, benim bildiğim kadar reklam kampanyası ve marka çalışabiliyoruz. Şimdi olmazsa, bu son slaytım, olmazsa olmazları söylemek istiyorum. Bir, sivil toplum için hem marka iletişimini, hem lider iletişimini, hem kampanyalarını, hem fikirlerini, ikna kabiliyetini güçlü tutmak için stratejik düzlemde mutlaka bir marka, itibar, liderlerin iletişim stratejisi, kriz iletişim stratejisi gibi stratejik dokümanlar olmak zorunda. Yazmalı böyle alt alta. Şu konuda konuşuruz, bu konuda konuşmayız, şu konu bizim önceliğimizdir vesaire gibi. Mutlak bütçe ayrılmalı. Böyle bir işte bir gence verelim de onu yapsın, üniversiteden gençler var, verelim ona bir 500 lira da bu bizim web sitemizi yapsın. Bu iletişim olamaz. Mutlak bütçe ayrılması gerekiyor. Ve biraz evvel söyledim, üst yönetim seviyesinde de değerlendirmek gerekiyor. Operasyonel başlıkta da tabii önce bir de yazı yazmayı da bilmek lazım. Operasyone olarak duruyor orada. Hocam ben zaten onu kastetmiştim. Yıllık ve dönemsel planlar olması gerekiyor. Yani hangi mecrada, hangi frekansta,
kaç kere yayınlayacağım, hangi konuyu konuşacağım, hangi konuyu konuşmayacağım bu sene, bunların mutlak bir yerde yazıyor olması lazım. Senenin başında, senenin sonunu bilmemiz gerekiyor. Hedef kitle analizi dedik, mesaj etkililiğine bak dedik ve son ve en önemli başlıklardan birisi de mutlak izleme değerlendirme. Yani yaptığınız işin, iletişimin etkisini analiz etmezseniz çok büyük paraları nereye harcadığınızı tam olarak bilemezsiniz. Ve hedefe doğru mu gidiyorsunuz? Yoksa bizim hiç istemediğimiz bir noktaya doğru mu götürüyoruz toplumu? Buna, bunu da düzenli aralıklarla her kampanyadan sonra her iki senede bir itibar ölçümü yaparak sivil toplumların da bunu ölçmesi ve kendini hizalaması gerekiyor diyorum. Biraz aşarak bitirmiş oluyorum hocam. Zeynep Demir hanımefendiye teşekkür ediyorum. Herkese de çok teşekkür ederim. Gerçekten vakte çok güzel riayet edilerek tamamladık. Şimdi bana ulaşan herhangi bir soru yok. Salonda acaba soru sormak arzusunda olan arkadaşlarımız var mı? Eğer vaktimiz varsa öncesinde siz hazırlarken yazılı olarak alabilirsek bizim için daha iyi olur. Siz hazırlarken ben de 3 konuşmacımıza birer ufak soru sormak istiyorum müsaade ederlerse. Şimdi öncelikle sondan başlayayım. Zeynep abla size şu soruyu yöneltmek istiyorum. Bu kademe yönelik epeyce yıpratıcı kampanyalar oldu. Siz de bahsettiniz bir kısmından. Evet. Yani sadece bir kısmı. Evet. Onun tabii görünen yüzün arkasında da kocaman başka boyutlar var. Şimdi siz bu yıpratıcı kampanyaları nasıl yönettiniz? Ne tür stratejik mücadele alanlarınız oldu ve ne tür şeyler geliştirdiniz onu merak ediyorum. İsterseniz sorayım sorularımı. Siz bu arada tamam. Ufak bir düşünün. Evet. Sema Hocam size de yöneltmek istediğim bir soru var. Yine kamu spotları üzerinden. Bunlar Zeynep Hanım da söylediği gibi epeyce aslında sert olduğu, kışkırtıcı olduğu, işte erkekleri dışlayıcı olduğu yönünde bazı eleştiriler aldı o dönem. Siz bu konulara nasıl bakıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz bu eleştirileri? Size de bunu yönetmek istiyorum değerli hocam. Son olarak değerli Esra Özdil ve Fatma Zülal arkadaşlarımıza da bir soru yöneltmek istiyorum. Bundan önceki oturumlardan birinde Sema Çınar hocamız bir konuşma yapmıştı. Onun da bir bildirisi olmuştu. Burada galiba kendisi. Sorumlu öteki şeklinde bir kavramsallaştırma yaptı kademle alakalı olarak ve sunumunun sonunda da kademe yönelik mevcut söylemlerin ideolojik bakışı yansıttığını söyledi. Ben yanlış anlamadıysam, değil mi? Siz bir literatür araştırması yaptınız. Bu araştırmanızın sonucunda bu gözleme katılıyor musunuz? İdeolojik buluyor musunuz yazılan, çizilen kademle alakalı olanları? Sizden de bunun cevabını rica edeyim. Bu arada sorular bana gelirse onları da inşallah vakit kalırsa söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi en başta Esra Hocam'ın söylediği gibi kademe yönelik eleştiriler her seferinde ayı kampanyasında olduğu gibi yerinde, zaman zaman kendi zaviyesinden haklı eleştiriler değildi. Çoğu zaman siyasal gündemin, Türkiye'deki siyaset gündeminin içine çekilme, oradan siyasete bir atıfta bulunma gayretinin bir parçası olduğu için biz de son derece temkinli davrandık. Her saldırıya cevap vermedik. Yapmaya çalıştığımız şey bazı kamuoyuna bariz yanlış bilgilendirme olan yerlerde çeşitli basın açıklamalarıyla sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız açıklamalarla cevap verirken bazılarını yokluğa mahkum ettik. Hiç cevap vermedik, muhatap almadık. Bazılarına hukuki mücadelemiz sürüyor. Ama buradan öğrendiğimiz başka bir şey var. Bazı konularda daha şeffaf davranıyoruz. Daha proaktif. Proaktif davranmaya gayret ediyoruz. Nedir? Görüyoruz ki bilgilendirme eksikliği olan yerlerde bu tür şeyler daha kolay yayılabiliyor. Daha şeffaf davranıp daha önceden bilgilendirme yoluna gitmeye gayret ediyoruz. Aynı zamanda bir kriz iletişim stratejisi üzerinde de çalışıyoruz tabii ki. Teşekkürler. Teşekkür ederim bu cevap için. Sema Hocam siz buyurun.
Aslında bir iletişim kampanyasının hani ne kadar mesajlarını doğru iletip iletmediğini görebilmek, ölçebilmek için öncelikle onun hedef kitlesinin kim olduğuna bakmak lazım. Benim anladığım o kampanyada hedef kitle tüm toplum ama erkekler öncelikli olarak, değil mi? Dolayısıyla şimdi onların kampanyanın birincil alıcısı olduğunu düşündüğümüzde bu biraz şey bir söylem olabilir, yani gösterge, tahrik edici. Evet. Şimdi bazen iletişim kampanyaları bunu da hedefler. Yani karşıdaki hedef kitleyi tahrik etmeyi. Mesela sigara kampanyalarında da hafif korku dozu kullanılır, bilirsiniz. İşte ölüm teması gösterilir, rahatsız edici, bizim izlemek istemediğimiz görüntüler vardır. Kanalı değiştiririz. Bakın bu da bir izleyici tavrıdır. Ama benim biraz önce söylediğim hani bir şey çözüm olabilir burada diye düşünüyorum. Hangi hedef kitle üstünde ne tür bir etki yaratacağını az çok kestirebilmenin yolu en azından ön bir araştırma yapmak. Bir takım odak gruplar aracılığıyla alımlama analizleri yapmak gerekiyor. Çünkü eğer çok dışında hissederse mesajın hiç almaz. Ama biraz tahrik olur. Meseleyle hesaplaşmaya başlarsa o anlamda işe yarayabilir. Korku dozu da öyle. Çok korkutursa insanlar reklam metnini reddederler, izlemezler, başka yerlere yönelirler. Ama biraz korku dozunda hani acaba dikkat etmesem, içmesem mi bunu gibi hani zararları konusunda bir farkındalığa sahip olurlarsa da teşvik edici olabilir. İşte onun hangi düzeyde olduğunu anlamamız için sormamız lazım hocam. Teşekkür ederim sorunuz için. Sıra bende galiba. Tekrar kayayım. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Soruyu ben tekrar bir ufak hatırlatayım isterseniz. İdeolojik midir kademe yapılan eleştiriler? Hani sorunla öteki olarak bir önceki sunumda tanımlandı. Katılıyor musunuz diye bana sormuştu Sayın Başkan. Çok güzel, kıymetli bir soru. Teşekkür ederim. Şöyle düşünüyorum. Yani akademi özel bir alan, kıymetli bir alan ve özel bir okuyucuya da hitap eden bir alan. Yani o yüzden oradaki tartışmalar birazcık kamuoyundaki tartışmalardan, sosyal medyadaki tartışmalardan daha farklı nitelikte oluyor ister istemez. Yani bir teorik altyapıya yaslanmak zorunda kalıyor, farklı bir metot izlemek zorunda kalıyor. Yani dolayısıyla akademik olarak işte linçlemek ya da eleştirmek birazcık daha altının doldurulması gereken bir alan. Yani o kadar böyle çok serbest atış yapılabildiği bir alan değil. Dolayısıyla buradaki eleştirilerin hepsi işte ideolojiktir demek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Tabii ki çok kıymetli ve beslenmemiz gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Bazı eleştirileri yani özellikle çok haklı bulduğum benim de oldu. Yani yazıları okurken kendi adıma da ben çok istifade ettim. Aa, gerçekten haklı, bu konuların üstüne gitmek lazım diye de düşündüm. Bir öz eleştirinin de yani bir ayna tutmanın yolu da oldu kendimiz adına. Önce bunu ifade etmek gerekir. Ama tabii ki şu da var. Yani işte bazı ifadelerin çok sıkıntılı olduğunu da söylemek lazım. Yani şöyle ifadeler vardı mesela bazı makalelerde. Hatta alıntıya da taşımıştım ama işte diğer kadın derneklerinin aksine kadem gibi mesela böyle ifadeler. Yani şimdi bu ifade yani kademi biricikleştirerek o bütün kadın hareketinin içinden çekip çıkartıp muhatabının kim olduğu, kimleri kapsadığı sorusu mühim bir soru. Yani belli bir saygı dozunda tabii ki kabul edilebilir. Ama hocamın da bahsettiği, Sema hocamın da bahsettiği o sorunlu öteki olarak ele alındığı yazılar var mı? Evet var. Ama hepsi böyle mi? Hayır değil. Yani işte yoksullukla mücadele kapsamında ele alındığı yazılar var. Aileyle ele alış biçimi, işte anneliğe ele alış biçimi gibi farklı farklı birçok yazım var. O yüzden tek bir cevap vermek, evet hayır demek doğru olmaz. Teşekkür ediyorum. Bir düzeltme yapalım. Sema Hoca kademin ötekisini sorumlu öteki olarak bir şey yapmış. Olabilir. Üzerine çalışılması gereken hakikaten ilginç bir tespit olmuş. Teşekkür ediyorum. Ben o sunumu dinleyememiştim çok ufak. Tabii yok. Estağfurullah hocam. Zaten eş zamanlı sunumlar olduğu için. Sema hocamıza bir soru geldi salondan. Çok kısaca hocam şöyle özetleyeyim. Bu kadına yönelik şiddetin filmlerde ve dizilerde gösterilmesinin kadına yönelik şiddeti teşvik edici bir yönü var mıdır? Şeklinde bir soru kısaca yöneltilmiş. Gamze Bilim isimli arkadaşımızdan geldi bu soru. Teşekkür ediyoruz. Acaba şu havalandırmayı biraz kapatabilir miyiz? Çok soğuğa maruz kaldım ben. Şimdi filmlerde teşvik eder mi? Şimdi medya metni olmayan bir şey var etmez hiçbirimizde. Yani bir eğilimimiz yoksa, o meseleye şimdi yatkınlığımız yoksa olmayan bir davranış kalıbı tutum biçimi edinmeyiz biz izlediğimiz şeyden. Ama eğilimi olan, işte bu konuda bir yatkınlığı olan insan için bir teşvik edicilik de olabilir tabii. Ama bundan öte
Olağanlaştırma daha tehlikeli bir şey bence. Yani normalleştirme ve olağanlaştırma. Pekiştirmemesi için çalışmak lazım. Alternatif söylemler geliştirmek lazım. İşte burada bir takım sivil toplum kuruluşlarının oyun kurucu olması lazım söylem alanında. İşte onun önemini vurguluyoruz. Şiddetin gerçekten kadının açısından ve toplumsal açıdan ne kadar olumsuz sonuçlara yol açtığını vurgulayıcı metinleri dolaşıma sokması lazım. Söyleme karşı söylem, öyle söyleyeyim. Yani şiddeti olumlayan söyleme karşı şiddeti olumsuzlayan bir söylem muhakkak gerekiyor. Orasını boş bırakırsak değiştirir de, pekiştirir de, sıradanlaştırır da her şeyi yapabilir. Hocam çok teşekkürler. Şimdi bitirmemiz gerekiyor müsaade ederseniz. Ben tekrar Profesör Doktor Sema Yıldırım Becerikli ve Buse Nur Bozkuş'a, Zeynep Demir'e ve Esra Özgül Gümüş ve Fatma Zülal Üçeş'e teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Kendilerine katılım belgelerini takdim edecek Sayın Canan Sarı, Kadem Yönetim Kurulu üyemiz. Buyurun. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Zeynep Demir'e yöneltilen soruyu bireysel olarak kendisi cevap verecek size. Buyurun. Evet, hastaneden yani gülüyorum ama kendi halimi bilmiyorum. Trajikomik, bayağı bir hastanede sıkıntı yaşadım ama sağ olsun hocamız, Ayşe hocamız çok yardımcı oldu. Yoksa hastanede gerçekten bayağı bir sürünürdük. Böyle bir şey oldu. Merdivenden düştüm. Hanımlar inerken lütfen dikkat edin. Biraz kaygan. İlk defa da böyle bir şey başıma geliyor ama azimle dedim ki beni kongreye geri götürün. Eve getirmeyin dedim. Geldim. Kapanışı yapalım diye. Sonuç bildirgesini okuyacağım ama ondan önce birkaç şey söylemek istemiştim. Bir kere Montesquieu cumhuriyeti iki şey öldürür diyor. Bir eşitliğin olmayışı, bir de aşırı eşitlik. Biz kadınlar aslında Türk modernleşmesinin bir neticesi olarak temel sorunlarımızdan biri bu. Yani Montesquieu'nun bu sözünü hatırlatıyor. Yani erkeklerle aşırı eşitlikle hiç eşitliğin olmadığı alanların iç içe geçtiği bir durumu yaşıyoruz aslında. Mesela iş dünyasında ve evin dünyasında işte erkek egemen bir toplumda sonuçta kadınlara ağır roller veriliyor. Aynı zamanda işte de çalışıyoruz, evde de çalışıyoruz. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Yani ben bir akademisyen olarak, profesör olarak yaşıyorum yani. Benim işim her ne kadar çok yardımcı olsa da pek çok şeyi ben halletmek durumunda kalıyorum. Ve bu bir çifte vardiya tabii ki. İki kez ezilebiliyoruz. İş dünyasında hak ettiğimiz konumda kalabilmek için adeta bir demir lady olmamız gerekiyor. Yani kadınsı özelliklerimizi bir kenara bırakıp davranmamız gerekiyor. Dolayısıyla ayrımcılıklar da sürüyor bir yandan. Başka alanlarda belki kamuda değil ama eşit işe eşit ücret alamayan bir sürü kadın var bugün. Ve pek çok tedbire rağmen hala kadına şiddet olayları günümüzde de sürüyor. Neticeye baktığım zaman ben şunu görüyorum. Aşırı kariyerist kadın profiliyle tamamen eve kapatılmış, hayati varlığı, ev işleri ve annelikle sınırlandırılmış kadın arasında aslında gidip geliyoruz. Ama biz bunun arası bir yeri bulmak zorundayız. Ne olursa olsun kadının sivil toplumdaki önemi bizi uç noktalara, yani bu uç noktalara taşımaktan alıkoyuyor. Kadın hareketini bu anlamda bir öç alma, erkeklerden öç alma hareketi değil de bir hak alma hareketi olarak değerlendirmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ve gelişmekte olan bir ülke olarak toplumumuzun yarısının potansiyelini toprağın altına gömmek doğru bir davranış değil. Dolayısıyla dünya ülkeleri arasında iyi bir sınav vereceksek biz bütün potansiyellerimizle, kadınımız, erkeğimizle, gencimizle hep birlikte hareket etmek durumundayız. Bugün pek çok şey sivil toplum ve kadın konusunda konuşuldu, tartışıldı. Öncelikle tüm katılımcılara ve siz dinleyicilere teşekkür etmek istiyorum. Ve sonuç bildirgemizi okumaya geçiyorum. 1. Kadınlar toplumun gelişimi ve demokratik değerlerin korunması için sivil toplum kuruluşlarının önemli bir parçasıdır. Dünya genelinde ve Türkiye'de kadın odaklı sivil toplum kuruluşları
kadınların toplumda daha fazla görünürlük kazanmalarına ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. 2. Kadınların toplumdaki ihtiyaçları fark etme ve giderme yolları arayarak çözümler bulma, bu çözümler için kimi zaman tek başına, kimi zaman toplulukları harekete geçirerek organize olma becerisiyle sivil toplum dediğimiz kavramın ilişkisi büyüktür. Tek kişilik vakıf kadınlardan çok sayıda kişinin ancak üretebileceği faydaya yakınsayan fayda ve yararlılığın birkaç kadın ile üretildiği hareketlere kadar tarih boyunca kadınların çok farklı alanlarda sivil inisiyatifi ele alarak toplumun yaralarını sardığı görülmektedir. 3. Bu bağlamda vakıf geleneği Osmanlı'dan günümüze kadınların toplum içinde kamusal fayda için kurumsal olarak varlık göstermelerinin önemli bir aracı olmuştur. Kadın hamili vakıf geleneği, insana dokunan her mevzuda insanlığın büyük küçük demeden türlü ihtiyacını gözeterek adeta bütün bir hayatın vakıf anlayışı ile döndürülmesini sağlamıştır. Bu anlayış hem bu topraklarda hem Anadolu topraklarının ötesinde Halep'ten Balkanlara kadar yardım ağını genişletmiştir. Bugün de ulusal ve uluslararası arenada kadınlar Osmanlı'dan gelen geleneği devam ettirerek ulusal ve uluslararası sivil hayatı kuşatan çalışmaları içinde olduklarını açıkça ortaya koymuşlardır. 4. Hak temelli sivil kadın hareketleri şiddete karşı bilinçte kritik önemde role sahiptir. Şiddet tarih boyunca psikolojik ve fiziksel olarak kendini gösteren, ırk, sınıf veya coğrafya gibi sınırları aşabilen karmaşık bir olgudur ve tanımlanması, anlaşılması, toplumsal normlar, hukuk, gelenekler ve diğer birçok faktörle bağlantılıdır. Şiddetle mücadele için bu karmaşıklığı ve toplumsal bağlamı göz önüne bulundurmak gerektiği bilinciyle hareket eden kadın derneklerin sayısı artmalıdır. 5. Ailenin bir sömürü düzenine dönüşme potansiyeli de ailenin bir risk olarak görülmesi ve aile değerlerine yönelik artan tehditler de bir toplumun ele aldığı meseleler arasında olmak zorundadır. Ailenin şiddetten arındırılması ve güçlendirilmesi için devletin, sivil toplum kuruluşlarının ve aile üyelerinin, özellikle babaların önemli roller üstlenmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Kadın sivil toplum hareketlerinin gündemine bu nedenle aile çalışmaları da, erkeklik çalışmaları da daha çok girmelidir. Kadınların güçlendirilmesi, farkındalıkların arttırılması ve örgütlenmesi konusunda sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin, özellikle kadın araştırma merkezlerinin işbirliğinin önemi büyüktür. Bu konudaki iyi örneklerin görünür kılınması önemlidir. Sivil toplum, Müslüman kadınlara İslami değerlerini koruyarak topluma katılma ve seslerini duyurma fırsatı sunmuştur. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Müslüman kadınların sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kendi özgün kimliklerini koruyarak toplumsal değişime katkıda bulunmaları kadın hareketi açısından son derece önemlidir. 8. Kamusal alandaki kadının özgürlüğü iddiası, başörtüsü takan kadınlara verilen tepkiler sebebiyle giyim tercihlerinde sınırlı kabuller olduğunu göstermektedir. 80'lerde başlayan başörtüsü hareketi, devletin, toplumun ve moda normlarının baskısına karşı durarak kadınların özgürlüğünü savunmuştur. 9. Kadınların sivil toplum örgütlerindeki rolü ülkenin sosyopolitik ve ekonomik koşullarından etkilenmektedir. Yerinden edilme, esaret ve göç gibi toplumu derinden etkileyen olaylar kadınların yeni rol ve sorumluluklar üstlenmesine neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda kadınların sivil toplum kuruluşları aracılığıyla aktif rol aldıkları görülmektedir. 10. Sivil toplum kuruluşları özellikle afet sırasında afetten etkilenen kişilerin ve toplumun yaşadığı can ve mal kayıpları ile beraber sosyal, ekonomik, psikolojik ve fiziksel etkileri azaltmak için insani yardım faaliyetleri ve psikososyal destek hizmetleri sağlama konusunda önemli bir rol oynamaktadır. KADEM gibi birçok sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan kadın destek merkezleri, afeti doğrudan yaşamış, tanık olmuş veya afet yardım faaliyetlerine katılan ve olumsuz etkilenen kişilere psikolojik destek, uzun vadeli uyum sağlama ve başa çıkma konularında aktif bir rol üstlenmişlerdir. 11. STK'larda gönüllü olarak çalışan pek çok kadın
herhangi bir maddi kazanç elde etmeden çalışırken aynı zamanda aileleriyle ilişkilerini de sürdürmeye çalışır. Bu çoklu rol iş ve aile arasındaki çatışmalara yol açabilir. Bu zorlu dengenin üstesinden gelmek için öz şefkat hem kadınların hem de kendi aileleriyle olan ilişkilerinde önemli bir rol oynar. 12. Türkiye'de kadın kooperatiflerinin sayısındaki artışın temel nedeni kadınlara STK'lar, bakanlıklar, yerel yönetimler, kamu kurumları ve uluslararası organizasyonlar tarafından sağlanan desteklerdir. Bu destekler genellikle üretim alanları tahsisi ve meslek eğitimi gibi yardımları içermektedir. Ancak dijitalleşme, iş yapma, pazarlama, satış ve diğer alanlarda değişime yol açtığından bu dönüşümü yakalamak ve gerekli dijital becerilere sahip olmak önemlidir. 13. Kadınların dijitalleşme sürecindeki rolleri, fırsatlar ve zorunlulukların daha iyi anlaşılması ve kadınların dijital dünyada etkili bir şekilde var olmalarını destekleyecek politika ve stratejiler geliştirmesi için dijitalleşme, sivil toplum ve kadınlar arasındaki etkileşimi daha yakından incelemek gerekir. Kadınların bilişim dünyasındaki varlığını artırmayı ve onları güçlendirmeyi hedeflemek, kadın sivil toplum kuruluşlarının gündeminde tutması gereken önemli bir alandır. Bu konuda çalışmalar yürüten kuruluşların desteklenmesi ve sayıların artırılması elzemdir. 14. Temel yaşam gereksinimlerin karşılanmama durumu ve gelir dağılımındaki adaletsizlikler, kadınların yaşamlarını, rollerini ve sorumluluklarını etkilemekte önemli bir faktördür. Kadınların eğitim, sağlık, meslek edinme ve karar verme süreçlerinde toplumsal ayrımcılığa maruz kalmaları gibi sorunlarla başa çıkmak için sivil toplum kuruluşlarının rolü büyük önem taşır. 15. Toplum refahının artırılması, aile yapılarının güçlendirilmesi ve kadınların bireysel güçlenmesi için cinsiyet farklılıklarına dayalı ücret politikalarının pozitif bir şekilde uygulanması gerektiğine dikkat çekmek için kadınların karşılaştığı sorunların ötesine geçip kadınların haklarının korunmasının ve güçlendirilmesinin önemi üzerinde durulmalıdır. Ve son madde 16. Son zamanlarda toplumsal cinsiyet kavramı, biyolojik cinsiyetin sosyal olarak inşa edildiği iddiası ve biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet ikiliğinin sorgulanması gibi nedenlerle tartışmalı hale gelmiştir. Bu yaklaşım kadınların özgürleşmesini, kazanılmış haklarını korumalarını ve toplumdaki konumlarını güçlendirmelerini tehdit etmektedir. Bu sebeple kadın haklarına odaklanan sivil toplum kuruluşlarının bu konuyu gündemine alması gerekmektedir. Kadın hak temelli sivil toplum kuruluşlarının başka birliktelikler uğruna kadına rağmen ve kadını yok sayan bir hareket düzlemine evrilip evrilmeyecekleri, yakın gelecekte verecekleri en önemli sınavlardan biri olacaktır. Evet, toplantımızın sonucunda vardığımız bir takım sonuçları sizinle paylaştık. Herkese katılım için çok teşekkür ediyorum. Belli bir süre bulunamadığım için hepinizden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. İnşallah yeni toplantılarda tekrar görüşürüz. Teşekkürler.